Tekrardan hayırlılar diyoruz. Hayırlılar. Evet. 3-6 yaş hareket ediyor. Sayın Kaybakan. 406 yaş. Aşağı kuş. Maşallah sınırlısınız. Kreşlerde, diğer yerlerde görev alanları sağlayabilir. Evet, evet. Mayıs ayına kadar devam edecek bu. Kaç saat? 464 saat. Uzun ustalarımızdan, zor ustalarımızdan birisi. Allah yardım etsin size. Sağ olsun arkadaşlarımız. Bu kurslar 3 tane açtık. Sabah grubumuz ayrı, bu öğleden sonra grubumuz, bir de hafta sonu. Çalışan annelere yönelik. Öyle mi? Bir de öğleden sonra, hafta sonu açık sayın. Kaç kişi var bu kursa toplam? 30 kayıt var herhalde. 30 kayıt var. Ama gelen şu an 20. civarı geliyor. Kaç kişi 3 kursu? Toplam 80'e yakın. 80 sadece bu kurs var. Evet. Bir de basında çıkarsa gelenlere de kayıt edebiliyor. Evet arkadaşlar. Önce kadar versin hep bizi gördüğün şekilde. Buna hepsi çıkıda geçin. Evet. Tabii öncelikle herkese sevgi ve saygı selamlıyorum. Ben Tevfik Bey Kaymakam Gülüm Kubilay. Yani basın mensupları duymuşsunuzdur. İşte oradaki afişlerden de bir duymuşsunuzdur. Bu yılın Ocak 31 Ocak itibariyle öyle mi? Halk eğitim kampanyası başlattı. Ve geçen gün hakikaten bir rekora imza attık. 375 kurs açtık ve 7.899 kişi, yani 7.900 kişi, 8.000'e yakın vatandaşımız halk eğitimine katıldı ve son 14 yılın rekor seviyesi, yani ulaşılabilecek en yüksek rakam. Biz halk eğitimi çok önemsiyoruz. Halk eğitim, devlet toplumu arasında köprüdür diyoruz. İşte devlet partisi burada, değil mi? Burada işte devlet temsilcisi arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız da sizlersiniz. Devlet batış arasındaki bu köprü biz çok önemsiyoruz. Halk eğitim hayatın kendisi kadar renkli, hayatın kendisi kadar canlı, öyle değil mi? O yüzden halk eğitimi çok önemsiyoruz. İşte halk eğitim için yeni fiziki mekanlar arıyoruz. İşte eski kitap okulumuzun bir katını halk eğitim merkezine tahsis edildi. 24 Kasım itibariyle onunla aldık. Temmuz ayından beri uğraşıyoruz, işte müdür bey biliyor. Yine ilçemize daha İyi bir halk eğitim gerekiyor da, büyük bir halk eğitim merkezi gerekiyor. Sizin fizik şartlarınız çok iyi değil burada, öyle değil mi? İşte bakın bilgisayar laboratuvarında çocuk gelişimi kursu değil mi? Evet. Çocuk gelişimi kursu yapıyoruz. Daha iyi fizik şartlarda olmanız için bir girişimimiz var. Yeni bir halk eğitim merkezi, büyük bir halk eğitim merkezi. İşte biz geçtiğimiz yıldan beri uğraşıyorum. Bir iki aşamayı geçtik. İşte hem genel müdür tarafından onaylandı. Hayat boyu genel müdür tarafından onaylandı. Şu an sadece bakanlık onayları kaldı. Eğer Aralık ayında o da olursa önümüzdeki yatırım programına girecek inşallah diyelim. O da olursa güzel bir halk eğitim merkezimiz olacak.